Merhaba, benden uzun zamandır istediğiniz göbekli, kulaklı sepet ekmeği tarifini hazırladım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu harika ekmeğin yapımına maya hazırlayarak başlıyoruz. Mayamızı hazırlarken her zaman önce su, sonra maya koyup, mayayı suda biraz çözündürüp, sonra un eklemek daha pratik oluyor. 40 gram su ekledim. 20 gram mayamdan koyuyorum. Eğer ekşi mayanız yoksa ilk videom olan hızlı ve basit ekşi maya yapımını izleyebilirsiniz. 2-3 gün içinde mayanız hazır hale gelecektir. Mayamızdan 20 gram ekliyoruz 40 gram suyun içine. Ve mayamızın suyun içinde çözülmesini sağladıktan sonra 40 gram un ekliyorum. Kullandığım unun her zaman 1/4'ünü tam buğday unu olarak seçiyorum. Yani 10 gram tam buğday unu ve 30 gram ekmeklik un ile beslememi yapıyorum. Mayalar iki türlü tutulur. Ya oda ısısında tutarsınız ya da buzdolabında tutarsınız. Maya bakımını nasıl yapabileceğinizi de daha önce anlattım. Bununla ilgili bir videom var. Siz de kendi yönteminizi seçebilirsiniz. İçinde un topağı kalmamasına, kuru yer kalmamasına özen gösteriyoruz. Silikon kaşık ya da tahta kaşıkla bu karıştırma işlemini yapıyoruz. Karıştırma işlemi bittiğinde kavanozumuzu temiz bırakmaya, üstünü düz yapmaya dikkat ediyoruz. Mutlaka bir işaret bırakalım. Bir kalemle olabilir, lastik bant olabilir benim gibi. Kapağı da gevşekçe üstüne kapatalım. Oksijenli solunum yaptığı için bakteriler, sıkı kapatmayalım kapağı. Oda ısısında beklettiğimiz mayamız ortam ısısına bağlı olarak 3-4 saat içinde iki katına çıkacaktır. Bu aşamadan itibaren ekmek yapabilirsiniz. Ben 3 katına çıkmasını beklemeyi tercih ettim. Daha iyi oluyor performansı. Ekmek yapımımıza geçebiliriz. Önce otoliz yapıyoruz, birinci aşamamız. 350 gram su ekledik. Su ile unun tamamen karışmasını arzu ediyoruz otolizde. Otoliz esnasında glutenin ıslandığında hamur çözünerek açığa çıkmasını hedefliyoruz. Özellikle elde hamur yoğuracaksak çok gerekli bir işlem bu. Tahta bir kaşıkla ya da spatulayla ya da elinizle iyice karıştırabilirsiniz. Hiç kuru yer kalmamasına dikkat etmek lazım. Ve 30 dakika kadar buzdolabında ya da 1 saat kadar daha garantili olur. 1 saat bekletelim. Tuttuktan sonra hamur yoğurmaya başlayabiliriz. Elinizle baktığınızda artık glutenin açığa çıktığını görebilirsiniz. Uzuyor hamur, elastik oldu. 100 gram ekşi mayamızı ilave ediyoruz. Kabımızın içinde ekşi mayanın hamurun içine homojen bir şekilde yayılmasına çalışıyoruz. Hamur yoğururken dıştan içe alarak, yumruklayarak yoğuruyoruz. Dıştan içe aldığımızda hep uzatıyoruz hamuru ve gluten gelişimine bu da yardımcı oluyor. Eğer hamur yoğurmak sizde stres yapıyorsa ya da sağlık problemleriniz nedeniyle hamur yoğuramıyorsanız, benim yoğrulmadan yapılan bir ekmek videom var. Gerçekten çok güzel oluyor o ekmekte. Biraz fazla katlıyorsunuz sadece. Lütfen o videoma bakın. Tuz eklemek için ben beklemiyorum. Eskiden beklerdim. Arada hiçbir fark olmadığını gördüğümden bu yana mayanın hamura karışmasını sağladıktan sonra tuzumu da ekliyorum. Öteki türlü birkaç kez tuz eklemeyi unuttum hamuruma bekleme sonucunda. O nedenle vazgeçtim. Bazı şeyler mit gibi. İnsanlar bir şekilde bunu uyduruyorlar diye düşünüyorum.
Tuzumu 10 gram tuzumu 10 gram su ile çözündürdükten sonra hamuruma ekliyorum. Tuz hamurun fren mekanizması, ekşi maya bakterilerinin kontrolsüz bir şekilde mayalanmasını, çoğalmasını engelliyor. Hamurunuza bir form sağlıyor. Zaten tuzu koyduğunuz anda hamurun sertleştiğini fark edeceksiniz. Aynı zamanda kabukta renk gelişmesini sağlıyor. Yardımcım da bazen hamurlara tuz koymayı unutuyor. Pişerken renginden anlıyorum tuzsuz olduğunu. O altın kahverengi renk elde etmek istiyorsak yeterince un koymalıyız. Hamurlarımıza %2-2,5 oranında tuz ekliyoruz. Biz yarım kiloluk un karışımı için 10 gram tuz tercih ettik. Hamuru tezgaha alıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Bir sprey su şişesi hep yanımızda olmalı. Tezgaha vuruyoruz. Burada bir dönme hareketi var. Hamuru hep sağdan alıp ortaya bırakıyorum. Sağdan alıp ortaya vurup elimle yelpaze gibi açarak hamuru ortaya bırakıyorum. Yani aynı hamur makinalarında gibi hem döndürüyoruz hamuru hem de kuvvetle çarpıyoruz kenarlara. Daha yavaşlatılmış bir şekilde yaptım sizin için. Gerçekten vur katla yöntemi işimizi çok kolaylaştırıyor. Siz yine de istiyorsanız anneanne usulü kabınızın içinde yumruklama, itme çekme gibi yöntemlerle de yoğurabilirsiniz. Şahsen benim annem hiç vur katlama yöntemiyle hamur yoğurmazdı. Ama ben denedim, gördüm ki çok daha etkin ve az vakit alıyor. Artık böyle tercih ediyorum. Arada hamur kartıyla hamurunuzu böyle beze haline getirin ve toplayın. Tezgahta yayılmış olabilir. Hamurum pürüzsüz görünüyor ama biraz daha vur katla yapmayı tercih ediyorum. Böyle bezeleme yaparak hamurun yüzeyini muayene edebilirsiniz. Yoğrulması biten hamurumuzu şöyle parmak takıp kalktığımızda bakın aşağıya doğru inmiyor, hemen direnç gösteriyor. Bu bir yöntem. Başka bir yöntem de gluten penceresi bakmak oluyor. Bakın bu şekilde yaptığınızda hamuru uzatıyoruz ve yırtılmadan açıldığını görüyoruz. Gluten penceresi testi pozitif. Yani artık bu hamur yoğrulmuş, hazır da bekler. Yeterince yoğurduğumuz hamuru kabımıza alabiliriz. Ayçiçeği yağını bir miktar fırça ile sürüyorum. Şeffaf bir kutu kullanırsanız hamurunuzu yandan baktığınızda hacim alıp almadığını daha kolay anlayabilirsiniz. Yapacağımız tüm bu sıcak fermentasyon süresince hamurun iki katı kadar hacim almasını çok önemsiyorum. En çok yapılan hata bu oluyor çünkü. 30 dakika dinlendikten sonra ilk katlamamızı yapabiliriz. Laminasyon işte bu aşamada yapılabilir. Ben günlük pratiğimde artık laminasyon yapmayı terk ettim. Ama sizlere gösterebilmek için laminasyon yaptım. Tezgaha sprey su sıktım. Ve sonra hamurumu elimle açabildiğim kadar açacağım. Dediğim gibi siz isterseniz kutuda daha sonra ikinci, üçüncü katlamada yaptığım gibi katlamada yapabilirsiniz. Amacımız gluteni esnetmek, hamuru esneterek gluten bağlarını gevşetmek. Yani laminasyon bir katlamadır ve birinci katlamadır. Daha sonradan yapamazsınız laminasyonu. Çünkü kopar gluten bağlarınız. Yeni yoğurduğunuz hamurda yapabilirsiniz. Hamurumuzu börek hamuru gibi açtım incecik. Tabii çavdar ve tam buğday unu olduğu için biraz pütürlü yüzeyi. Yani kabuklar var. Laminasyon yaptığınız hamuru sonra böyle geri topluyorsunuz. Tezgahımızdan bu şekilde. Sonra kartımızla düzeltebiliriz.
İkinci katlamamıza geçiyoruz. 30 dakika dinlendiriyoruz her katlama arasında. İkinci katlamamızda hamuru içe doğru katlayabildiğimiz kadar katlıyoruz. Bobin katlama deniyor buna. Her iki baştan. Bu aşamada hamurumuz daha yapışkan. Sonra diğer kenarlardan, yani dört köşeden zarf gibi. Eğer hamurunuz çok yayılmışsa daha fazla. Bakın en son bir kez daha katlayarak. 30 dakika dinlendirdikten sonra hamurumuzu üçüncü katlamamızı yapabiliriz. Hamurumuz yayıldı. Yani yayıldıkça hamurumuzu katlamaya devam ediyoruz. İçeri doğru bobin gibi sarıyoruz. Her iki baştan. Ve sonra zarf gibi diğer kenarlardan da. Hamurumuz daha hacimli, ilk katlamamıza göre daha az yapışkan ve şekil tutuyor. Şimdi 30 dakika dinlendirip son katlamamızı, dördüncü katlamamızı nazikçe yapalım. Artık hamurumuz daha hacimli. Sadece içeri bir kez bükmemiz yeterli. Yüzeyinde kabarcıklar oluşmuş ve daha az yayılıyor. Her kenarından birer kez içeri doğru bükerek dördüncü katlamamızı yapıyoruz. Son katlamamın ardından bir saat kadar hamurumu tezgahta dinlendireceğim. Toplam sıcak mayalanma 5 ila 7 saat arasında sürer. Ortam ısısına göre değişir bu süre. Daha önce dediğim gibi hamurun iki katı hacim almasını arzu ederiz. Artık ön şekil vermek için hamuru tezgaha aldık. Bir bezeleme yapıp çok az unlu zeminde çalışalım. İtme çekme hareketleriyle yuvarlak bir beze haline getirdik hamurumuzu. Hamurumuz bu şekilde de tezgahta 30 dakika kadar dinlendi. Son şekil vermeye hazır. ...24-26 santim ebatında oval sepetime pirinç unu un karışımımı serpiyorum. Yarısı pirinç unu, yarısı un olacak şekilde. Pirinç unu nemi çok güzel çekiyor çünkü. Ve ben kendi geliştirdiğim metot olan kissing metot ile son şekillendirmemi yapıyorum. Dikişimi atıyorum. Bu aşamada un kullanmadım. Un kullanırsanız temiz ve güzel göbek açmıyor hamurlar. Parça parça oluyor açıldığı yerler. Hamuru sepete aldıktan sonra tekrar dikiş atabilirsiniz eğer yayılmışsa, sıkı değilse. Üzerine tekrar biraz un serperek örtüyle kapatıyorum. Bu haliyle dolaba gitti. Herhangi bir torbaya, plastik poşete vesaire koymadım. 24 saat dolabın üst rafında mayalandırdım. Yüzeyinde hafif gluten azalmasına bağlı yırtıklar oluşmaya başladı. Artık maksimum fermente olduğunu gösteriyor bu. Elinizle bastırdığınızda yavaşça geri gelir, hafif çöküklük kalır bu aşamada. Hamurun yüzeyindeki fazla unları alıyorum. Sevmiyorum beyaz görüntüyü. Jileti yatay tutarak, yani 45 derece açıyla tutarak tereddütsüz bir şekilde keselim. Yan cep açmak daha garanti oluyor. Yön vermiş oluyorsunuz açılmasına. Şöyle 1 santim kadar içeri doğru
yan cep açıyorum. Evet, pişirmeye hazır. Fırınımı 40 dakika maksimum derecede ısıttım. Tencereyle beraber. Hamurumu tencereye dikkatlice aldıktan sonra ikişer adet buz küpünü yağlı kağıdın altına yerleştiriyorum. Buhar desteği için kapağı kapatarak 230 derecede fansız alt üst ayarda fırının alt bölmesinde pişiriyorum. 20 dakika sonra kapağı açarak hem buharı tahliye ediyorum. Çok güzel bıçak açmış. Ve arkasından 20-25 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Harika bir altın kahverengi renk elde ettim. Şimdi test edelim içini. İçi gayet havadar, iri gözenekli bir ekmek oldu. Ekmeğin esnekliğine de bakalım. Hazır mayalı ekmeklerle bunu yaparsanız hamurun böyle esnek olmadığını göreceksiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum ekmek maceralarınızda.